Hocam merhaba. Merhaba recepçim. Nasılsın hocam? İyiyim recepçim. Seni sormalı. Hocam kötüyüz. Ya yazılı geldi yine yazılı ya. Allah'ım çocuklar <laughs> gergin gergin bir hafta. Kesinlikle hocam 6. sınıfın 2. yazılısındayız hocam. Evet ama biz onların yanındayız. Hiç merak etmesinler. Bizi dinlesinler. Yüzü çaksınlar öyle Recep'cim. Yüzde yüz hocam ama %100, hemen. Yüzde yüz yüz. Yüzü çakmadan hemen önce şu an videoyu durdurup arkadaşlar abone olun. Evet. Ve beğenin. Bu bizim için önemli. Algoritma da ön plana çıkarıyor bizi siz yaparsanız bizi de daha çok görürsünüz. Hocam sizdeyiz. Evet. Şimdi Recep'ciğim birinci yazılı videosunda Türkiye Selçuklu'ya kadar gelmiş. Şimdi buradan alacağız. İkinci yazılının sonu aşağı yukarı üçüncü ünitenin böyle sonlarına kadar getireceğiz ama bak dikkat arkadaşlar her ayrıntıyı tabii ki işleyemeyeceğiz. Bunların hepsi bizim altın sınıf konu anlatım bölümümüzde yani kanalımızda havuzda var arkadaşlar. Oradan oynatma listelerinden bakın. Biz sınavda çıkacak soruları söyleyeceğiz. Bakın dikkat. Sınava hazırlamayacağız sizi. Yanlış anlamayın. Sana sınavda çıkacak soruyu söyleyeceğim evladım. Beni iyi takip et. Başlayayım Recepçim. Sizdeyiz hocam. Peki başlıyoruz Recepçim. İlk olarak Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentleriyle ilgili sana soru gelir. Ya böyle çoktan seçmeni de gelir ya eşleştirme de gelir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya. ilk başkenti Değil hocam. İznik fakat sonra Konya. Dikkat. ilk başkent derse İznik ama kalıcı başkent daha sonra da Konya bak bunu bir yere yaz yavrum. Bir diğer nokta Türkiye Selçukluları bu Konya'ya yerleşiyorlar işte Alaaddin Keykubat zamanında. işte bir sürü yerler arıyorlar. Bunların içerisinde iki tanesi sana her zaman soru olarak gelecek. Bir, kuzeyde böyle burun var bir tane. Kuzeyde Karadeniz'de burun böyle ne olacak? Sinop'un Sinop alınmasını bir de güneyde tatil merkezimiz bugün Alanya'nın alınmasını sana soracaklar. Aynen şu gelecek. Sinop ve Alanya'nın alınmasıyla ne amaçlanmıştır? Cevabı yapıştıracaksın. Çünkü bak buralar deniz kıyısı mı canım? Denizle ne yapılır? Deniz ticareti değil mi? O zaman bak Sinop ve Alanya'nın alınmasıyla Selçuklular devrinde bizim Türkler Anadolu'da ticari hayatı iyice kontrolleri altına almış. Şöyle olmuş çocuklar. Diyelim Alanya'yı düşünelim. Venedik'ten İtalya'dan gelen kervanlar diyeyim gemi tabi deniz yolu gemiler Alanya'ya gelirlermiş. Ürünlerini orada indirirlermiş. Sonra develere katırlara yüklerlermiş. Böyle Anadolu'nun içini kıvrım 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 dolaşıp mallarını satarlarmış. Tabi bu arada kervansaraylara uğrarlarmış ve böylece dinlenirlermiş. Şimdi geldi üçüncü soru. Kervansaray nedir diyecekler şimdi. Kervansaray nedir arkadaşlar? Bugünkü dinlenme tesisleri değil mi? Ticareti geliştirmek için yapılan Anadolu'nun her tarafını böyle örmüşler kervansaray saraylarla. Mesela yine Alanya'dan çıktık yola. Devam edelim o zaman. Alanya'dan çıktığında mesela o Ala Raham diye bir yer var. Mabel Matiz hatta bakın. Orada güzel bir klip çekmiş arkadaşlar. Böyle hallı mallı böyle Selçuklu halları. O Ala Raham mesela müthiştir. Oradan devam edersin. içeri doğru böyle Sultanı efendim Alayhan, Ağzı Karahan derken ta gidersin Kayseri'ye kadar. Yani kervansaraylar ticareti geliştirir. Dikkat. Bununla ilgili gelebilecek olan bir diğer soru var. Siyasi bir konu. Gençler çok duyduğunuz sorularda. Miryo-Kefalon Savaşı. Bak sebebi sonucu kesin çıkacak. Ama daha çok sonuç çıkacak. Ama nasıl soracak? Aynen şöyle. Mesela klasik gelebilir. Miryo-Kefalon Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Ya da işte bir boşluk verir, metni boş bırakır, doldurursun. Sen şimdi söyleyeceğimi anlarsan olayı bitireceksin. Çocuklar Miryo-Kefalon şu. 1176 yılındayız. Selçuklular Anadolu'ya hakim olmuşlar ama Bizans ile hala böyle çatışma devam ediyor. Bizans'ı artık istiyorlar ki tamamen Marmara bölgesine, tamamen İstanbul'u hapsedelim. Artık Anadolu'da tamamen kontrolü sağlayalım. Bu nedenle iki devlet yani Bizans ve Selçuklular Mirya köferon Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Selçuklular bizim Bizans'ı yendiler. Böylece bakın ne oldu? Şimdi önemli olan burası. Miryokefalon Savaşı artık Anadolu kesin olarak Türkleşti. Yani Bizans anladı ki bu Selçukluları yani bu Türkleri ben bir daha Anadolu'dan artık atamam. Yani Anadolu kesin olarak Türkleşti gençler. İşte sana bu gelecek yavrum. Oldu mu canım? Yani ne sorarsa bu çizgide bir şey cevap vereceksin yani. Peki devam edelim. Şu an Türkiye Selçuk için her şey güzel görünüyor. Anadolu'ya yerleşti. Peki bir de ne oluyor biliyor musun çocuklar? Doğudan bir şey geliyor. Neydi onun adı Recep? Yağmur. Yağmur değil. Yağmur gibi geliyor ama. Ne Moğollar. geliyor hocam? Moğollar. Köse Dağ Savaşı'nın nedenleri sonuçları ama daha çok sonuçları. Arkadaşlar Köse Dağ Savaşı bizim Selçuklarla Moğollar arasında oldu. 1243 yılında oldu. Moğollar zaten önüne geleni böyle maşallah silip süpürüyorlardı o tarihlerde. E Selçuklu da aynı akıbeti ak uğradı. Selçuklular da bir güzel yendiler. Yendiler. Köse Dağ Savaşı'da Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Anadolu'da bir sürü beylikler kuruldu. Biz bunlara ikinci beylikler diyoruz. Yani Köse Savaşı'nın iki sonucu var. Bak bir değil. iki sonucu var. Bir numara. Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldı. İki numara. Anadolu'da bir sürü beylik kuruldu. Yani Anadolu'da siyasi birlik parçalandı. Çünkü Moğollar Selçuklu Devleti'ni yıkınca her taraf karıştı gitti arkadaşlar. Böylece artık Osmanlı Devleti'ne doğru yol alıyoruz. Onu ama seneye. Peki Recep bir şey daha var. Haç seferleri. Recep bilirsin haç seferlerini Biliyoruz mi? hocam. Çocuklar bu da sana haç sefer nedenlerini ve sonuçlarını soracak. Bak sana önce nedenlerini sonra sonuçlarını ayrı ayrı söylüyorum. Neden sorarsa Bir. Bu haç seferlerinin amacı Kudüs'ü almak. Bir numara. Bu dini sebep. İki numara. Doğunun zenginliklerini ele geçirmek. Bu da ekonomik sebep. Yani ticareti falan. Anladınız siz onu. Üçüncü sebep. Türkler var ya Türkler. Bizans'ın yapamadığını Avrupalı haçlılar yapmak istiyor. Türkleri Orta geri çutmamak. Üçüncü Amaç da bu. Yani birinci amaç kuyusu almak, ikinci amaç doğunun zenginliklerini almak, ticareti yani. Üçüncü amaç Türkleri Anadolu'dan atmak. Peki sonuçta ne oldu? Tam 8 sefer var arkadaşlar. Bu 8 seferin ilk 4'ü önemli. Bu seferlerin sonucunda Anadolu'daki bütün o şehirler savaş olduğu için harap oldu. Bu birinci sonuç. İkinci sonuç, adamlar bu coğrafyaya geldiğinde buranın zenginliklerini gördüler ya. Burada kaldılar, yıllarca kaldılar. Hatta 100 yıl kaldılar. Anadolu'daki ve Akdeniz'deki ticaret hacmini fark edince artık buraya daha sık gidip gelmeye başladılar. Daha sonradan tabii. Yani savaşlardan sonra daha sık gidip gelmeye başladılar. Böylece ticaret gelişti. Akdeniz limanları coştu. Önemi arttı. Bakın bu da üçüncü sonuç. Akdeniz ticaretinin önemi arttı. Bir diğer sonuç bu Anadolu'da İslam dünyasında o zamanlar şey kullanılırdı böyle matbaa, kağıt, barut. Bunlar kullanılırdı. Avrupalılar bunları gördüler. Aa ne güzelmiş ya deyip alıp götür dılar. Yani böylece barut kağıt falan Avrupa'ya geçti. Bir diğer sonuç, derebeyler vardı Avrupa'da. Yani bu Haçlı seferlerin içinde savaşan adamlar, askerler. Bunlar öldüler tabii Anadolu'da savaşırken. E tabii dönemediler geriye. Yani bu sistem, yani bu derebeylik denen sistem artık yavaş yavaş önemini kaybetti arkadaşlar. İşte bu sonuçları bilirsen olay bitti bak. Bir daha topluyorum. Dikkat. Derebeylik sona erdi. Barut, kağıt, matbaa Avrupa'ya geçti. Akdeniz ticareti canlandı. Anadolu şehirleri Harap oldu arkadaşlar. Dikkat, dikkat. Bunlar çıkacak bak. Çıkmazsa aşağıya yaz çıkmadı diye. Hocam çıktı diyecekler. Umuyoruz Eğitim arkadaşlarım. Hocamcığım. Şimdi arkadaşlar 3. üniteye geçelim. Bak orada sana şöyle sorular gelecek. Özellikle bak paralel ve meridyenlerin özelliklerini. Mesela paralel dediğin şey nedir kardeşim? Değil mi? Ekvatora paralel uzanan şeyler. Bunların özelliklerini kesinlikle bil. Bak ben sana söyleyeyim. bir 90 ekvatorun kuzeyinde, 90 güneyinde toplam 180 paralel var. Cepte mi yavrum? 2. Paralellerin arası 111 kilometre. Yani iki paralel arası 111 kilometre. 3. Paralellerin boyları yani çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara giderken giderek daralır çünkü dünyanın şeklinden dolayı. Meridyenler onlar da şöyle. Başlangıç meridyeni var biliyorsunuz. Onun doğusunda 180, batısında 180, toplam 360 meridyen var. Her meridyen arası 4 dakika. Dikkat. Yani iki meridyen arası 4 dakika zaman farkı var. Peki abi, bu meridyenler ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Saat farklarını belirlemesiye yarıyor. Bununla ilgili çocuklar çok fazla örnek çözdük şeylerde, sorularda. Oradan bakabilirsiniz. Ama sana gelecek olan soruyu hala söylemedim. Sana şu soru gelecek. Mutlak konumla göreceli konum arasındaki fark. Şimdi dur. Mutlak konum ne biliyor musun canım? İşte mutlak konum biraz önce paralel ve meridyenlerden bahsettim ya yavrucuğum. İşte o paralel ve meridyenlerin yardımıyla bulunan konum. Mesela İstanbul'un konumunu paralel ve meridyenlerin yardımıyla ifade edersen işte ekvatorun kuzeyindedir, başlangıç meridyenin doğusundadır, atıyorum şu paraleldedir, atıyorum şu meridyenlerdedir dersen bak böyle dersen mutlak konumla ilgili bir şey söylemiş oluyorsun. Yok hocam ben bunu demiyorum. Ya ne diyorsun? Şunu diyorum. Bu boğaz vardır, denizi vardır, iklimi güzeldir. Oo, her taraf dağlıktır ya da her taraf düzdür. İşte komşuları şu 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 şehirlerdir. Akarsuyu vardır falan. Bak bunlardan bahsediyorsan buna göreceli konum. Yani bak sana soru geldiğinde eğer ekvatorla ya da meridyenlerle falan ilgiliyse o mutlak konum. Ha yok ilgili değilse o göreceli konum. Bak sana ben şimdi bir örnek yapacağım. Çünkü bu garanti gelecek. Bu örneği iyi anlarsan hiç korkma. Hemen yapıyorum. Canım bak şimdi ben bunu çözerken aman durdurarak bak. Şimdi bu örnekler senin de aynısı gelecek karşına tamam mı yavrucuğum? İyi dinle beni bak. Başlıyorum. Doğu batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur Türkiye'nin. Bak canım yerel saat farkı neyle ilgili? Meridyenle ilgili değil mi yavrucuğum? Meridyen hesabıyla ilgili. O zaman bu mutlak konum. Mutlak konumun diğer adı matematik konumdur. Bilgin olsun. Bir yarımada durumunda olup Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Şimdi bu denizlerle çevrili olmanın şey var mı? Ekvatorla falan bilgisi var mı? Değil mi? Her herhangi bir yer herhangi bir denizle çevrili olabilir. Bakın bu mutlak konum olamaz. O zaman göreceli konum. Kuzeyde esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyde esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Niye güneyde esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir? Çünkü ekvatordan geliyor. Sıcaktan geliyor. Bak Türkiye'nin konumunu düşün. Kuzey yarım kürede olduğu için ekvatorun oradan geliyor. Dolayısıyla bu kesinlikle mutlak konum. Ortalama yükselti fazladır. Kardeşim bunu ekvatorla bir ilgisi var mı? Başlangıç meridyenle bir ilgisi var mı? Yok tabii ki. Bu dağlar, tepeler, bunlar göreceli konum. Batısında sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, Güneydoğusunda petrol zengini Orta Doğu ülkeleri var. İşte bu da göreceli konum. Bunun da meridyenle paralel bir ilgisi yok. Kuzey ile Güney arasında 6 paralel var. İşte paralel diyor. Gel buraya mutlak konum. Yeraltı ve üstü zenginlikleri çeşitlidir. Madenler. Allah sözünden söyle bana bunun paralel meridyenle bir alakası var mı kardeşim? Yok. Dolayısıyla Göreceli konum. Ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Bak, ekvatorun kuzeyinde diyor yavrucuğum. Yapıştır gitsin mutlak konum. Tamam mı yavrucuğum? Önemli boğazlara ve ticaret yollarına sahiptir. Boğazlar, deniz. Bunlar da göreceli konum arkadaşlar. Meridyenle da bunun ne ilgisi var? 36 derece, 42 derece kuzey paralelleri, 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Tabii ki bu da mutlak konum zaten paralel diye. Dağlarımızın güney yamaçları güneşe dönük olduğu için daha sıcaktır. Bu da mutlak konu ama bunu sormazlar. Zannetmiyorum o kadar değil yani. Yani altısın çocuğuna bu bakıyı sormazlar. Ama sorarsa böyle güneşe dönük falan. Bu da mutlak konu arkadaşlar. Oldu mu yavrucuğum? Bak bu tarz bir soru kesin çıkacak ona da dikkatli yap. Tamam mı yavrum? Evet. Hücum sana bir şey soracağım. Şimdi bu şeylerden çok soru soruyor çocuklara bu. E mesela bir fizik haritaya baktın değil mi? Baktım hocam. Ada nedir? Burun nedir? Yarım ada nedir? Bunları biliyor musun? Görünce anlarım hocam. <laughs> Görünce anlarsın. Şimdi arkadaşlar işte bak size özellikle burun yarımada delta ovası bak bunlar çıkar bak ben bu basitle söyleyeyim mi sana burun insanın burnu gibi Burada düşün hocam. Evet. bak bir yarımada düşün bak şu kolumu canım kolumu şöyle deniz burası deniz olsun kolum uzandı böyle burası kara tamam bak bu İtalyan. bir yarımada Ha, bu bir yarımada burası su burası su burası su çünkü nedir yarımada üç tarafı denizlerle çevrili olacak değil mi yavrum Onun ucu da Burun oluyor da işte. Yani yarım adanın ucu en uç kısmı burun oluyor. Yani burun yarım adanın bir parçası gibi düşünebilirsin. Ada bu yarım adasındaki fark ne? Ada dört tarafı suyla çevrili. Denizin ortasında böyle durur mesela. Kıbrıs adası, Girit adası mesela. Ama yarım ada öyle değil. Mesela bir de ova var, bir de delta ovası var. Şimdi ova şu bak. Daha geçen seneden bilmeleri lazım. Ova çevresine göre daha alçak olan yerler. Yani dağlık yerler var diyelim. Ona göre alçak. Düz ama. Ova. Delta ovası şu. Akarsuların getirdiği çocuklar bak dikkat bu çıkacak. Akarsuların getirdiği alüvyonlar, topraklar, çamurlar denizin oraya birikir. Denizin kenarında bir ova oluşur böyle yüzlerce, binlerce sene içerisinde. Önce bataklık olur. Sonra yavaş yavaş o kurumaya başlar. Bir bakarsın aradan geçen 1000-2000 bin, bin yıl sonra orası olmuş bir ova. Bu deniz kenarında olur. Delta ovası bakın dikkat. Bir de plato var. Plato çevresine göre yüksek. Mesela burası ovaysa yüksek düzlük. Burası plato Pilato olur. Yani eğer bir metinde bak canım dikkat. Yüksek düzlük diyorsa bak yüksek düzlük. Ne diyorsun? Bu plato. Pilato. Ama alçak düzlük diyorsa ova. Peki akarsuların getirdiği alüvyonlarla diyorsa bu delta ovası. Oldu mu yavrum? Alçak düzlük ova. Yüksek düzlük plato. Akarsuların getirdiği alüvyonlar diyorsa bu delta ovası. Bak demedi deme, deme, deme yavrucuğum. Oldu mu canım? Tamam. Şimdi bak sana bir şey daha göstereceğim. Bak gel. Şimdi bak arkadaşım sana gelecek olan bir soru daha söyleyeyim mi? Türkiye'nin fiziki haritasına bakarak senden böyle bazı bilgiler isteyecekler. Bak canım eğer bak. Şimdi bir Türkiye fiziki haritası gördün. Gördüm hocam. Türkiye'nin batısından doğusuna doğru gittikçe bak dikkat. Yükselti artar yavrum. Batısından doğusuna doğru gittikçe. Bunu asla unutma. Yani bu ne demek biliyor musun? Batısından doğusuna gittiğinde İzmir'den mesela he, hocam. İzmir'den mesela buradan ta Van'a gittiğinde Van'a doğru gidiyorum. He, yükselti artar. Bu da sıcaklığın düşmesi anlamına geliyor. Zaten Çünkü, üşürüz hocam. He, yükselti arttıkça sıcaklık düşer ya bak. Bu or dikkat et. Bu birinci kural. İkinci noktaya şuna bak dikkat et. Bak burası Akdeniz, burası Karadeniz. Şimdi bak Türkiye Türkiye'de Akdeniz'de dağlar denize paralel uzanır. Karadeniz'de de dağlar denize paralel uzanır. Bu ne demek biliyor musun? Denizden gelen nemli hava iki yerde de içeri giremez. Şimdi diyeceksin hocam lafı uzatma. Bana ne soracak? Bana ne soracak onu söyle. Bak sana şunu soracak. Diyecek ki Akdeniz ve Karadeniz'de dağların denize paralel uzanmasının sonuçları nelerdir? Bak dikkat. Sonucu nelerdir? Şu vereceğin cevap şu. Denizden gelen nemli hava içeri giremediği için kıyılar yani bak Karadeniz ve Akdeniz kıyıları böyle denizel yani ılıman böyle olur. Ama ılıman olur ama iç kesimler sert bir iklime sahip. Çünkü deniz etkisi içeriye giremez. Ancak Ege'de dağlar denize dik uzandığı için denizden gelen nemli hava Ege bölgesinde içerilere girebilir. Şimdi buradan ne gelecek biliyor musun sana? Mesela şöyle şaşırtmaca şeyler gelecek. Ege'de dağlar denize paralel uzanmıştır falan diyecek. Aman öyle bir şey yok onu unut. Ege'de dağlar denize dik, Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar denize ne bu? Paralel. O yüzden Akdeniz ve Karadeniz'de denizden gelen nemli hava içeri giremez ama Ege'de girer. Bak bu detayı öğren hiç korkma yavrum. Oldu mu canım? Oldu hocam. Peki. Sana bir şey daha söyleyeceğim şimdi bak Recep'ciğim. Şimdi Recep, dünyada birçok iklim var değil mi Recep'ciğim? Evet hocam. Dünyada birçok iklim var. Mesela dünyada bildiğin bana bir tane iklim söylesene. Karasal iklim. O, o bizde var. Dünyada. Dünyada hocam. Ha, dünyada da var da. Hocam Çör muson, musonik. musonik muson bak. Şimdi arkadaşlar dünyada sana buradan soru gelecek. Dünyada görülen birçok iklim var ama bak canım bilmen gereken dört iklim var. Bir, kutup iklimi. iki muson iklimi. Üç, ekvatoral iklim. Dört, akdeniz iklimi. Bak başlayalım. Kutup iklimi. Kutup en kolayı bak. Özelliklerini sana soracak. Nedir diyecek ya da yukarıda verecek bu eşleştir diyecek. Kutup iklimde ne var abi? Bir, iglo var değil mi? İnsanlar nerede yaşıyorlar? Buzdan evlerde yaşıyorlar. Peki abi kutup ikliminde sence insanlar geçimini nereye sağlamak? Bunu iyi bil. Tarım yapabilir mi abi? Kutupla tarım olur mu? Olmaz. Olur. Koyun yetiştirebilir misin? Hayvancılık mı hocam? Bak koyun yetiştirebilir Olmaz misin? Olmaz hocam. Olmaz. İnek? Olmaz. Sığır? Olmaz. Ne olur abi? Balık. Balık. Yani balıkçılık kutup ikliminin en önemli geçim kaynağıdır. Bunu bir yere yaz abi. Bir de igloyu unutma. Tabi hava her zaman soğuk falan. Bunları anlarsın zaten. Bu yanda. Diğer bir iklim Akdeniz iklimi. Dünyada belli yerlerde görülür. Tabi Akdeniz'in kenarındaki işte efendim Akdeniz'de ne var? İşte Yunanistan var. Bak orada görülür. İtalya'da var. Ak İspanya var. Fransa'nın güneyi var. Türkiye var değil mi? Mısır'ın kuzeyi. Bu bölgelerde genelde böyle Akdeniz iklimi görülür. Bunun özelliği şu. Yazlar sıcak, kurak. Bak dikkat. Yazlar sıcak, kurak. Kışlar ılık ve yağışlı. Bunu kafana koy. Bir diğer özelliği bitki örtüsü. Maki. Yetiştiren tarım ürünleri neler? Portakal, muz, limon bunlar. ya Turunçgil tarzı şeyler. Mesela öğrenciler unuttuğu bir şey var. Ta Amerika'nın en batısında California diye bir yer var hocam. Var hocam. Orası, bak orası... Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi. Yani, yani Akdeniz dendiği zaman sadece Akdeniz civarında değil bak dikkat. Amerika'nın batısında bile Akdeniz iklimi görülüyor. Yani bir yer eğer kışları ılık, yazları sıcak ve kuraksa, bitki örsün, maki ise, portakal varsa burası Akdeniz iklimi. Bir diğer iklimimiz muson iklimi. Recep, kesin buradan soru gelecek. Nedir muson iklimi Recepçim? Yağmurlar var hocam. Yağmurlar var ama ne zaman var? Her zaman. Her zaman değil. Çoğunlukla var hocam. Ha çoğunlukla yağmurlu. Peki dünyanın nerede görülür muson Tayland. iklimi? Tayland. Asya'nın güneyi Asya. Tayland olabilir, Hindistan olabilir, Pakistan olabilir. Bakın buralarda görülen iklime muson iklimi denir. Bol yağışlı bir iklimdir. Bitki örtüsü tabii ki ormandır. Tarım ürünü olarak pirinç, çay, bak çok su ya bunlar, çok su ister ya. O nedenle bunlar yetiştirilir. Yani bak sorularda pirinç, çay gördün mü kardeşim? Heh burası muson iklimi. Ya da işte güneydoğu Asya'da görülür muson ikliminden bahsediyor. Bak yavrum yani dikkat. Ya soruda güneydoğu Asya ya yazar ya pirinç yazar ya çay yazar. Bunları gördün mü aklına muson gelecek. Hatta Recep bilirsin her zaman böyle bir yani facialar olur yani böyle sel felaketler Tustami olur. Tustami olur hocam. Of neler olur neler. Yani musonda yaşıyorsan başın beladan kurtulmaz. <laughs> evet hocam. <laughs> Neyse. Bir diğer iklimimiz Recep'cim ekvatoral iklim. Ekvator bölgesinde görülür. Ekvatorun yakınlarında. Mesela Amazonlarda. Orta Amerika'da. Mesela Afrika kıtasının ortalarında. Buraların tipik özelliği şu. Yıl boyu hava sıcaktır. Bitki ölçüsü ormandır. Şimdi ekvatoral iklimde öğrencinin en çok zorlandığı şey ne biliyor musun? Bak sen de şaşırma Nedir evlen. hocam? Ekvatoral iklim kurak bir iklimdir. Aman Ekvatoral iklim kurak bir iklim değildir. Ekvatoral iklim nemli ve yağışlı bir iklimdir. Dikkat dikkat. Sıcak ama nemli değil mi hocam? Evet. Bitki örtüsü bildiğin ormandır. Hatta yağmur ormanları denir. Amazonları bilirsin. Hatta balta girmemiş ormanlar denir. Yetiştiren ürünler nelerdir? Böyle tropikal meyveler mesela hatırla Recepcim. Muz mesela. Muz hocam. Avokado mesela. Değil mi? Çok güzel yetişir hocam. Değil mi? Kivi bunlar tropikal meyveler yetiştirilir. Aman kurak zannetme. Benim canımı sıkma yavrum. Çok güzel hocam. Evet hocam başarılar diliyorum. Vurdunuz gol olsun arkadaşlar. Hocam evet. olsun ama hemen olmadan önce arkadaşlar eğer hocamın bu uyarılarını dinlediyseniz dikkatli hemen son bir uyarımız olsun isteğimiz olsun. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu bizi algoritmada ön plana çıkaracak bizim için önemli ve teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek diliyorum. üzere başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.